Selamun aleyküm. Arkadaşlar, herkese Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Arkadaşlar, bugün evvelsi gün aldığım Powerbank'in kutu açılımı ve incelemesini yapacağız sizlerle. Üstündeki naylonu çıkardım videoya başlamadan önce. Yalnız şurada bir tane daha varmış. Onu da bıçakla keselim şurasını. Bunu açamadım. Evet. Kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar. Powerbank'imiz maşallah. Bayağı büyük. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar, BİM'den aldım ben bunu. 90 liraya. 30 bin miliamperlik vardı. Bayağıdır duruyordu BİM'de. Onu alacaktım. Maalesef o satılmış. Ben de bunu aldım. 20 bin miliamper. Burada da bir tane USB, mikro USB kablosu var. Bununla çıkaralım. Şöyle. Şu şekilde uzunluğu. Şöyle göstereyim. Bayağı ağır. Akı kadar güçlü. Dev powerbank. Burada dijital ekranı var. Şu kutudan şu e-mail numarasını kapatayım. Özelliklerini söyleyeyim ben size. Diyor ki telefonunuzu 10 dakika 10 defaya kadar şarj eder diyor. Tabii bu iPhone 8'in bataryası esas alınarak söylenmiş. PSM34 aşırı şarj akım kısa devre koruma fonksiyonları ile donatılmıştır diyor. Dahili akıllı tarama işlemcileri güç için gereken farklı donanıma göre cep telefonu, tablet, PC, dijital kamera, kulaklık, şarj cihazı gibi ve benzeri uyumlu olan çıkış akımını ayarlar diyor. Polo Smart markası. Burada da altta göstermiş USB 1, USB 2, mikro USB girişi var. Üstte de LED güç göstergesi şurası. Şurası LED güç göstergesi arkadaşlar. Bunun 10 defaya kadar şarj etme kapalı konumdaki bir iPhone 8 baz alınarak hesaplanmıştır diyor. 20.000 mAh kapasitesi polimer bataryaymış. Li polimer batarya. 2 USB çıkışı 5 volta 2.1 amper yani 5 çarpı 2 10 watt gücünde. Mikro giriş de yine 5 volta 2 amper. Onunla çarptığım zaman 10 watt gücünde. 2.1 amperde hızlı şarj şeyi varmış. Ergonomik tasarım diyor. TTT teknoloji ürünleri yazıyor. Ben bunu araştırdım. Çin malıymış bu da. Kutunun ön tarafı da bu şekildeydi. Uçağa binilebilir diyor. %100 güvenli. Yazıyor üstünde. Arkadaşlar bayağı ağır. Gerçekten. Yani epey bir ağır. Burada yine CE sertifikası olduğu söylüyor. Made in China. Çin malı olduğu söyleniyor. Şöyle şu şekilde açtım ben. Açma kapatma tuşu da var. Öbür tarafında hiçbir şey yok. Bu şekildeydi. Burada kullanma kılavuzu var. Garanti belgesi var. Yıl garantisi varmış arkadaşlar. Ürünün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır diyor. Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz diyor. Bu güzel bir şey. Burada zaten özelliklerini söyledik. Böyle şeyler aldığınız zaman arkadaşlar şuraları okuyun.
Diyor ki taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun diyor. Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajıyla yapınız diyor. Ürünü ambalajına ve paketine zarar verebilecek nem, su, darbe vesaire etkenlere karşı koruyunuz diyor. Bu taşıma esnasında dikkat edilecek hususlarmış. Şurası dijital ekran göstergesi, yani dijital LED göstergesi diğer adı. Bayağı büyük, ağır ya. Ya yolculuklarda çok kullanışlı bence, lazım olur. Telefonun şarjı bittiğinde priz bulamayabilirsiniz otobüslerde. Bunu doldurup götürebilirsiniz yanınızda. Benim telefon 5160 mAh. 5000 mAh'den hesaplarsak 5, 10, 15, 20. 4 defa falan şarj eder. Tabi bataryası daha küçük olan telefonlarda daha çok şarj eder. 6 defaya kadar şarj edebilir. Evet. Arkadaşlar powerbank'imiz bu şekildeydi. Polo Smart. Piyasaya baktım ben fiyatlarına. Bazı yerlerde 139 lira, bazı yerlerde 140 lira. Bazı yerlerde yine 95 lira, 91 lira. BİM'e geldiği için fiyat uygundu. Ben de alıp incelemek istedim. Hem kullanmak istedim hem de böyle teknolojik aletler geldikçe alıp kutu açılımını hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. 20.000 mAh'lik akı kadar güçlü olan Powerbank'in kutu açılımını ve incelemesini yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın arkadaşlar.